Beğenmedik. Biz de beğenmedik, çok uzun. Siz onu yeni tebliğleri okuyun daha iyi değil mi? O yüzden kısaltacağız sizi. Evet, slaytları şimdi Nezat Bey'le konuştuk. Türkan Bey'le. Bir hafta içinde video ile beraber yüklenecek ama biz bu hafta sonu son düzeltmelerimize geçelim. Bir yandan devamlı notlarımızı alıyoruz. Hani şu hani gözünüze çarpan bir şey varsa söyleyin ama tabii çok fazla eleştirmeyin, olur mu? Sonra moralimiz bozulur. Bir daha size eğitim veremeyebiliriz. O yüzden biraz popozlayabilirsiniz. gerçekten de iyi bir slide olmasına uğraşıyoruz. Sizlere yararlı olsun diye. Yoksa hepimiz hani ayrı ayrı bu işin içindeyiz. Hepiniz eminim mevzuatı okursunuz. Oradan öğrenirsiniz ama o hap bilgi çok hızlıca oturtmak, görsel, insan beyni çünkü şey düz yazıda hemen sıkılıyor. Yani daha görsel olunca en azından şekli hatırlayıp aa bu buydu diyor. Yerine oturuyor. O yüzden de şey yararlı olmaya çalışıyoruz. Umarım faydası olur. Evet. Başlıyoruz. Şimdi şey biraz eğitime süre yüzünden uzatmış gibi oluyoruz. Çok uzun bir metin vardı önümüzde. O yüzden bir vergisel sonuçları sonunda anlatalım. Belgelen transfer fiyatlandırmasında belgelendirme yükümlülüğünü öne alalım dedik. Ardından Hakan Bey vergisel yükümlülükler ve düzeltme ile ilgili bilgi verecek. Salonun ek iki ile ilgili çok geniş bir talebi yoktu. O yüzden de özetle geçeceğim. Devam ediyoruz. Transfer fiyatlandırmasındaki belgelendirme yükümlülüğü de baştan beri yöntemleri anlatırken hep belgelendireceksiniz, hesaplayacaksınız, göstereceksiniz dedik. Ama bu belgelendirme yükümlülüğü 3 ana başlık altında ortaya konuyor. Birincisi ilişkili tarafla işlem yapan herkes. Ama herkes bu işlemin içeriğiyle ilgili bilgiyi, belge, hesaplamayı bir tarafa koyacak. Bu birinci yükümlülük. Evet, tebliğin ilki bölümünü, Birserinoğlu tebliğin 7'ye 1 bölümü istendiğinde de ibraz edilecek. Demin de söyledim hani örnek verirken de biz dönem içinde ilişkili tarafla yaptığımız her satışın emsal örneklerini bulmak için uğraşıyoruz. Onları dönem içindeyken dosyalıyoruz ki bu 31-12 geldiğinde hadi bir dönelim biz bütün bir yıl boyunca ne kadar satış yaptık demek çok zor. O yüzden bir de durumuna göre sektörel işte onu genel anlatının içinde söyledik. Mevsimsel farklılıklar var fiyat belirlemesinde. Ocak fiyatınızla Ağustos fiyatınız aynı olmayabilir. Orada diyelim ki bir Ocak satışınız var ilişkisiz tarafla. Çok düşük bir fiyat var belki o dönem arz talebinin en düşük olduğu dönem ama bir Ağustos satışınız var mesela inşaat malzemeleri satan firmalarda daha çok olur bu Ağustos'ta fiyatlar pik yapar bu durumda ilişkili tarafla satışınızda Ağustos fiyatıyla karşılaştırmaya kalkarsanız baştan örtülü kazanç bu durumda satışın yapıldığı dönemde o resimde o durumu ortaya koymak çok daha yararlı olacak. İkincisi transfer fiyatlandırması ile ilgili kurumlar vergisi ekinde olan ek 2 dediğimiz form. Bunu da kurumlar vergisi mükellefleri, kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde verecek. Ve burada da vergi dairesine verilmesi durumu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde. Bu da gene demin söylediğim örnek, yani beyannameyi verirken buna şu yöntemi diyelim, buna bu yöntemi diyelim, sonra rapor yazarken bakarız gibi bir alternatifiniz yok. Bir kere raporla bu form 2'nin tamamen paralel olması lazım. Yani siz kurumlar vergisi beyannamesini verene kadar her şeyi ortaya koymuş olmak zorundasınız. Bu arkadan yapılabilecek bir şey değil, yapılırsa da siz yanlış yöntemi seçmiş olabilirsiniz alelacele. Çünkü belgeyi koymadınız ortaya. Bu tahminen buradan bir yöntem yazayım dediğiniz anda. Çünkü doğru yöntemi seçmemek yanlış örtülü kazanç hesaplamasına gider. Bu da şirketinizin aleyhine olacak bir vergi hesaplamasına yol açabilir. Ve yıllık transfer fiyatlandırması raporu. Üçüncü belgelendirme yükümlülüğü. Kim verecek yıllık transfer fiyatlandırması raporunu?
Kurumlar vergisi mükelleflerinden büyük mükellefler, vergi dersine bağlı olanlar, yurt içi ve yurt dışı olarak ayırıyoruz, yurt içi işlemler ve yurt dışı işlemler diye. Büyük mükelleflere bağlı olanların hepsi verecek. Büyük mükelleflere bağlı olmayan diğer yurt dışı işlemlerin diğer mükellefler yalnızca yurt dışı ilişkili taraflarla satışlarını rapora bağlayacak. Yani kısaca şöyle söyleyelim. Kurumlar vergisi mükellefleri, yurt içi ilişkili taraflarla satışınız var. O zaman rapor düzenlemek zorunda değilsiniz. Ama yurt dışı ilişkili tarafla satışınız var. Büyük mükellefleri mükellef değilsiniz ama kurumlar vergisi. O zaman siz yalnızca yurt dışı işlemler için bu rapor düzenleyeceksiniz. Ama belgelendirme yükümlülüğünüz hem yurt içi hem yurt dışı alım ve satım için o geçerli. Onu bilgiyi belge ve hesaplaması koyacaksınız. Tek yapacağınız şey raporda bunu açıklamayacaksınız. Raporu da vergi dairesi kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresi içinde hazır etmeniz ama yalnızca istendiğinde maliye vermeniz gerekiyor. Bu raporu isterken maliyenin 15 günlük raporu verme süresi var. Raporu 15 gün içinde maliye vermek zorundasınız. Eğer uzatma isteyebilirsiniz. Maliye 6 aya kadar uzayan sürelerle bu rapor için uzatma veriyor. Hiçbir açıklamaya da gerek kalmadan. Ama 15 günde de isteyebilir. Demin biraz karışık söyledim. En iyisi bu slide'da daha net söyleyelim. Büyük mükellefler rapor hazırlayacak. Hem yurt içi hem yurt dışı işlemler için. Diğer kurumlar vergisi mükellefleri yalnızca yurt dışı işlemler için rapor hazırlayacak. Geri vergisi mükellefleri yalnızca rapor hazırlamayacak. Bilgi ve belgeleri ortaya koyma, saklama istendiğinde bu belgelerle o da işlemleri nasıl yaptığını açıklama anlamında ortaya koyup saklamak zorunda. Belgelendirme ile ilgili sorusu olan var mı? Çünkü ek iki formunun düzenlemesi, bunların detaylarına şu anda girmeyeceğiz. Vergisel boyutuna geçeceğiz. Merak eden bir şey, evet soru var mı? Peki, ben o zaman Hakan Bey'e transfer fiyatlandırmasının vergisel sonuçları ve düzeltme işlemleriyle ilgili kürsüyü terk ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben Aysel'e slide'ların yerini bulurken, yardımcı olurken biraz şeyden bahsedeyim. Transfer fiyatlandırması aslında uluslararası bir mevzuat. Türkiye'deki mevzuatla yurt dışındaki mevzuat arasında ne fark var? Transfer fiyatlandırması ilk Amerika'da uygulandı. Nasıl uygulanmış? Gelmiş yurt dışından bir araba üreticisi firma imalat yapıp satış yapmaya başlamış. İthalat yapıp Amerika'da satış yapmaya başlamış. Satışlar artıyor. Amerikan idaresi inceliyor firmayı, hiç vergi ödemiyor. Allah Allah diyorlar, bu işte bir şey var. Gariplik var. Bakıyorlar, ithalat fiyatı çok yüksek şirket. Satış fiyatı artsa bile ithalat fiyatı ona göre demek ki ayarlanıyor. Ondan sonra diyorlar ki, demek ki bir transfer fiyatlandırmasına ilişkin bir düzenleme yapmak lazım ve bu işi kontrol altına almak lazım. Yoksa firmalar ithalat fiyatı veya alım fiyatlarıyla oynayarak ne yapabilirler? Vergi matrahlarını ayarlayabilirler, hiçbir şey ödemez hale getirebilirler. Bizim uyguladığımız prensiplerde OECD'nin uyguladığı model transfer fiyatlandırması modelinin aynısı. Ülkeler ne yapıyor? Bütün ülkeler dünyadaki neredeyse aynı anlaşmayı imza atıyorlar. Fakat çekinceler koyuyorlar. Diyorlar ki biz OECD'nin şu konudaki prensibinde şu noktada mutabık değiliz. Bunu böyle uygulayacağız, uygulamayacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama bütün dünyada 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bizim en temel iki tane farklılığımız var. Birincisi dünyada transfer fiyatlandırması sadece yurt dışı işlemlerde uygulanır.
Yani ülke içindeki işlemlerde transfer fiyatlandırması uygulanmıyor bizden başka bir yerde. Sebebi Türkiye'de konsolidasyon yok. Kurumlar vergisi beyannamesinde konsolidasyon yapılmıyor Türkiye'de. Her şirket, grup şirketi kendisi gidiyor tek bir kurumlar vergisi beyannamesi veriyor. Halbuki yurt dışında birçok ülkede grup şirketi varsa kurumlar vergisi beyannamesini konsolide mali tablo üzerinden, konsolide bir vergi hesabı üzerinden beyan ediyor. Dolayısıyla yurt dışında, yani yabancı ülkelerde yurt içi işlemler için transfer fiyatlandırması düzenlemesi yapmaya gerek yok. Halbuki Türkiye'de her şirket tek başına vergi beyannamesi verdiği için Türkiye'deki transfer fiyatlandırması uygulamasında yurt içi şirketler arası işlemlerde transfer fiyatlandırması mevzuatına tabi, düzeltme işlemlerine tabi olacak. İkinci temel farklılık ne? Dünyada transfer fiyatlandırması sadece gelir ve kurumlar vergisi uygulaması açısından uygulanıyor. Türkiye'de ise transfer fiyatlandırmasının varlığından söz etmek için hazine zararı kavramı var. Hazine zararı kavramında da sadece gelir ve kurumlar vergisi değil, her türlü vergi, resim ve harç dikkate alınıyor. Bizim en temel iki farklılığımız bu. Bir, konsolidasyon yok. İki, hazine zararı kavramında her türlü vergi dikkate alınıyor. Kısaca ne tür vergi incelemeleri var? Transfer fiyatlandırması ile ilgili ondan bahsedeyim. En azından haberdar olun. Farkındalık yaratalım bu konuda. En önemli konu ithalat yapan firmalar. Yani bir, eğer grup şirketine ithalat yapıyorsa ithalat fiyatıyla oynayarak çok kolay transfer fiyatlandırması manipüle edilebildiği için, kazanç dağıtılabildiği için en önemli inceleme konusu bu. Sizin elinizde bir database yok ama idarenin elinde inanılmaz bir database var. O da yürürlük idaresinin elindeki ithalat bilgileri. Her tür firmaya ulaşabiliyorlar satış bilgilerini. Bizim elimizde yok ama onlarda var. Diğer önemli konu grup şirketlerinden yapılan masraf faturalaşmaları. Ortak giderler, genel yönetim giderlerinin dağılımı. Değil mi? Bunların dağıtımı yapılırken dağıtım nasıl yapıldı? Gerçekten hizmet var mıydı? Hangi fiyattan faturalandı, hangi yöntem seçildi? Gerçekten yönetim gideri mi faturalandı, yoksa gerçekten bir hizmet yok da faturalanan şey bir know-how, bir royalty niteliğinde mi? Eğer böyleyse bunun fiyatı nasıl belirlendi? Türkiye'deki dar mükellef kurumların Türkiye'deki şubelerinin özellikle ana merkezle ilişkileri nasıl veya yabancı şirketlerin Türkiye'deki iştiraklerinin ilişkileri nasıl? Özellikle sürekli zarar ediyorsa ve ana şirketle ilişkisi varsa acaba ithalat fiyatı çok yüksek de onun için mi zarar ediyor? Hatta buna bağlı olarak zarar etme fonu uygulaması var biliyorsunuz teknik iflasa girmemek için. Teknik iflastan kurtarmak için zarar etme fonu ödemesi Türkiye'ye yapılıyorsa idare diyor ki siz aslında transfer fiyatlandırması dolayısıyla zarar ettiniz. Dolayısıyla bu işlemlerde bir kar dağıtım stopaj uygulanması gerekirdi diye eleştirileri olabiliyor. Krediler inceleniyor grup şirketler arasında. Hatta faizsiz kredi varsa o da inceleniyor. Faizsiz kredilerde katma değer vergisi tarihat yapıyorlar. Ne üzerinden? Emsal faiz üzerinden. Deniyor ki siz bu kredi için faiz ödemiş olsaydınız işte %5 faiz hesaplayacaktınız ana para üzerinden. Ödeseydiniz onun üzerinden de katma değer vergisi hesaplayacaktınız %18. Ona ilişkin tarihat yapıyorlar. Transfer fiyatlandırması düzeltmesiyle ilgili kredit not geliyor. Alacak dekontu. Yani düzeltmeyi, fiyattaki düzeltmeyi kredit notla yapıyorlar. Kredit notlara ilişkin incelemeler var. Bu kredit notu tutarı doğru mu, doğru mu hesaplandı? Bunlara ilişkin incelemeler var. Henüz hani yargıdan bunlara ilişkin kararlar çıkmadı ama bu konularda incelemeler var ve artarak devam edecek. Çünkü transfer fiyatlandırması dünyadaki en önemli vergi konusu diyebiliriz. Hem uluslararası hem yaygın hem de bütün vergi uzmanları ilgilendiren bir konu. Hatta vergi planlamasından bile daha önemli bir konu. Çok yaygın ve çok önemli bir konu. Bir önceki bölümde bir soru vardı. Holding'in çalışanlarına satış ile ilgili. Ben onu not aldım. O ilginç bir soru.
Şirket çalışanları şirketle ilişkili kişi kapsamında, Aysel Hanım biraz açıklama yaptı. Ona ilişkin başka bir düzenleme daha var. Aynı ücretler nakden veya aynen ödenebilir. Aynı ödemelerde de ücretin tutarı perakende satış fiyatıdır. Gelir vergisi kanununda bu da ilişki hüküm var. Yani bir holding çalışanına düşük bedelle bir mal verirse, mal veya hizmet, onun ne olması lazım? Ücret olması lazım. Ne üzerinden hesaplanması lazım bu ücretin? Perakende satış fiyatı üzerinden. Gelir vergisi kanununda da ona ilişkin özel hüküm var. Peki, şimdi bu genel bilgiyi verdikten sonra transfer fiyatlandırmasının sonuçları neler? Transfer fiyatlandırmasının aslında terminoloji olarak kendisinin bir sonucu yok. Çünkü transfer fiyatlandırması ilişkili kişilerin kendi aralarında uyguladığı fiyat. Ama emsale uygun olmazsa örtülü dağıtılan tutar için vergisel bir sonuç söz konusu. O da ne oluyor? Örtülü kazanç dağıtımı, hesaplanan örtülü kazanç dağıtımı üzerinden kurumlar vergisi hesaplanması söz konusu olacak. Örtülü dağıtıldığı varsayılan tutar, ana merkeze dağıtılan kar veya ana merkezi hissedar bir şirketse ona veya gerçek kişi ise ona dağıtılan kar payı sayılacak. Eğer kar dağıtımı yapılan kişi stopaja tabi bir kişi ise aynı örtülü sermayede olduğu gibi kar dağıtımı stopajı yapılacak. Gerçek kişi ise %15, Türkiye'deki kurumsa 0, yurt dışındaki kurumsa %15 kar dağıtımı stopajı yapılacak. Yabancı kişi ve kurumlarda ikili vergi anlaşmalarına dikkate alacağız. Onlara da bakmamız lazım. Tevettülerde sınırlama gelebilir. Mesela Almanya anlaşmasında, İsviçre anlaşmasında %5'e indiriyor oranı. Böyle bir durum varsa ikili anlaşmayı da kontrol edip %15 değil %5 kar dağıtım stopajı uygulayacağız. Anlaşma yoksa yerel oranı uyguluyoruz %15. Şimdi örtülü kazanç dağıtımına ilişkin düzenleme kanun metninde kaleme alınırken şöyle alınmış. Örtülü kazanç dağıtımı yapılıyor transfer fiyatlandırması yoluyla ve bu durum idare tarafından tespit ediliyor. Kaleme alınış şekli bu. Nasıl düzeltme yapılacağı kanunda çok net değil. Sadece tarihat vergi inceleme raporuna göre düzeltme yapılacakmış gibi bir şey var, ifade var. Tebliğde bu durum açıklanmış. Nasıl düzeltme yapılacağı tebliğde açıklanıyor. Düzeltme yapılabilmesi için, kanundaki metin, düzeltme yapılabilmesi için örtülü kazanç dağıtılan kurum adına tarihlere edilen vergilere kesinleşmiş ve ödenmiş olması lazım deniyor. Burada kesinleşmiş ve ödenmiş olmayı söyledik. Beyanname vermişsem, beyanname verme döneminin bitmesini beklemem lazım. Tarihat yapılmışsa uzlaşma olmaması lazım veya ceza kesilmişse de uzlaşma için başvuru süresi 30 gün, 30 günü beklemiş olmam lazım. Dava açma süresinin de düşmüş olması lazım. Yani vergi kesinleşecek, ödenecek, ondan sonra karşı taraf düzenleme yapacak, düzeltme yapacak. Şimdi düzeltme örneğine geçmeden önce hazine zararı var, kavramı var dedik. Transfer fiyatlandırmasının yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olabilmesi için transfer hazine zararından bahsetmek lazım. Hazine zararı ne demek? Şimdi 100 liraya mal satılıyor piyasada, serbest piyasada. İlişkili kişiler 100 liralık mal satış fiyatı yerine 110 lira uyguluyor diyelim ki satış fiyatı. 100 lira değil 110 lira. 100 liralık malı 110'a sattı. Satan ne yapıyor? 100 liralık bir menfaat temin etmiş oluyor. Malı alan, diğer bir ifadeyle malı alan, malı satana 10 lira kar dağıtıyor. Bu 10 liralık kar dağıtımını ne yapmam lazım? Kurumlar vergisi beyannamesinde düzeltmeye tabi tutmam lazım. Nasıl yapacağım bu işi? 100 liralık malı 110'a sattım. Alan kişi malı alan ne yaptı? O malı sattığında satılan malın maliyetine 110 lira yazdı. Halbuki 100 lira gider yazması lazımdı değil mi? Satış maliyeti yoluyla. Malı alan kişinin beyannamesine 10 lira kanuna kabul edilmeyen gider ekleyeceğiz. Malı satan da ne yapacak? 10 liralık iştirak kazanç istisnası yazacak.
Ama bu düzen, bu düzeltme işlemini yapabilmem için veya uygulanabilir olduğunu kontrol etmem için önce hazine zararı var mı yok mu onu kontrol etmem lazım. Hazine zararı nedir? Emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle ilişkili kişiler adına tahakkuk etmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk getirilmesidir. Şimdi her türlü vergiden kasıt ne? Sadece gelir ve kurumlar değil. Değil mi? Gelir sadece kurumlar vergisi olsaydı orada her türlü vergi demezdi. Dolayısıyla satış işleminin tabi olacağı her tür vergi, katma değer vergisi, banka sigorta muamele vergisi, özel tüketim vergisi, hatta gayrimenkul satışıysa tapu harcı. Bunların hepsine bakacağım, hazinenin bu transfer fiyatlandırması işleminde bir vergi kaybı var mı onu kontrol edeceğim. Şimdi örneği netleştirelim, daha netleştirelim. A şirketi B şirketine mal satıyor değil mi? A şirketinin satış fiyatı 1100 lira. Halbuki emsal değer 1100 lira. Kaç liraya satmıştı? 1000 liraya satmıştı. Kendisine 10 liralık burada bir kar dağıtımı söz konusu. Şimdi düzeltme yapabilmem için bir kurumlar vergisini kontrol edeceğim. Kurumlar vergisi açısından hazinenin bir zararı var mı? Yani bu işlem emsal bir bedel üzerinden 1100 liradan yapılsaydı A şirketinin ödeyeceği kurumlar vergisiyle B şirketinin ödeyeceği kurumlar vergisi transfer fiyatlandırması uygulamasından sonra ödeyeceklere kurumlar vergisi toplamına eşit mi? Eşitse burada transfer fiyatlandırmasından söz edilemez değil mi? Hazinenin zararı yok. Mesela bu örnekte A şirketi ile B şirketi ikisinin karlı olduğunu düşünün. İkisi de vergi ödediğine göre ben fiyatı ha 1000 lira tespit etmişim, ha 1100 lira tespit etmişim veya 1500 lira tespit etmişim. İkisi hala devlete ödemesi gereken vergiyi toplamda ödüyorsa transfer hazine zararı yok. Düzeltme yapmama da gerek yok. İkinci bakacağım şey ne? Bu işlemin tabi olduğu diğer vergiler. Katma değer vergisi. Birinde devreden KDV var. Diğeri KDV ödüyor. Tamam mı? İse mesela bu örneğin tersini düşünelim. A şirketi 1000 liralık malı 1100 liraya satıyor. Ve devreden KDV'si var. Fiyatını ne için yükseltmiş olabilir? Katma değer vergisini eritmek için. Değil mi? Eğer bu durumun varlığını tespit ederseniz burada düzeltme işlemini yapmak lazım. Veya sigara satıyor, imalatçı, distribütöre satıyor. Üzerinde özel tüketim vergisi de var, katma değer vergisi de var. Hem ÖTV hem KDV için hazine zararının varlığını araştırmamız lazım. Veya A şirketi B şirketine gayrimenkul satıyor. Emsal fiyatı ne kadar? 1000 lira, 1 milyon lira diyelim gayrimenkulün. 500 bin liraya satıyor. Her iki şirkette karlı. Kurumlar vergisi açısından hiçbir sıkıntı yok. Gayrimenkulde 2 yıldan fazla süreyle aktifte kaldığı için KDV'den de istisna. O da yok. Neye bakabilirsiniz? Tapu harcı matrağı aşındı mı? Eğer aşındıysa bu fiyatı düzeltmemiz lazım. Sonucuna varırız. Şimdi düzeltme işlemi nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak? Kanunda çok net açıklanmamış. Tebliğde biraz açıklamalar yapılmış. Hala açıklamaya muhtaç. Kanun metninde düzeltmenin sadece inceleme yapıldıktan, yani vergiler tarh edildikten sonra düzeltilebileceği algılanıyor. Halbuki tebliğ daha geniş bir yorum yapmış. Demiş ki düzeltme işlemi geçici vergi dönemi içinde. Geçici vergi dönemi kapandıktan sonra ve hatta yıl kapandıktan sonra düzeltilebilir demiş. Böyle ki, şöyle ki 1000 liralık malı 1100 liraya satıldığını siz kendiniz tespit ettiniz. Kendi kendinize düzelteceksiniz. Bunu ne zaman düzeltiyorsunuz ilk alternatifte? Yıl içinde fark ettik. Geçici vergi dönemi kapanmadan. Kendim düzelteceğim. Nasıl düzeltebilirsiniz?
fikriniz var mı? Nasıl yapacaksınız bu sefer? Fatura değil mi? Evet. En mantıklı yol fatura kesmek. Fatura kesersek hem kurumlar vergisi etkilerini düzeltiriz, hem dolaylı vergileri düzeltiriz, her şeyi düzeltiriz. Bir yöntem fatura kesmek. Bunda karşıda taraflar karşılıklı mutabık kalır birbirine. Dönem kapanmadan fatura keser. Zaten fatura kestiği zaman her şey emsal fiyata uygun hale gelmiş olur. Fatura kesilmeden yine dönem içinde taraflar karşılıklı mutabık kalırlar. Bu mutabakat bir mektupla olabilir veya e-mail'le olabilir. İlla imzalı formda olmasına gerek yok. Karşılıklı mutabık kalırlarsa defterlerine bir kayıt atarlar. Bu kayıt nasıl olacak? Bir taraf ortaklardan alacak yazacak, ortaklardan alacak hesabını alacak, karşı taraf giderler hesabına, ortaklardan alacaklar hesabına borç, giderler hesabına alacak. Giderden çıkacak, alacak hesabına koyacak. Karşı tarafta tersini yapacak, satışlarından düşecek, ortaklar cari hesabına koyacak. Ne zamanki kar dağıtıldı, bu şeylere, düzelttikleri tutarları ortaklar cari hesabından kar dağıtımı olarak düzeltebilirler. İkinci çeşit düzeltme, geçici vergi dönemi kapandıktan sonra. Geçici vergi dönemi kapandıktan sonra yapılacak düzeltmede kar dağıtan kurum kendisi beyannamesinde düzeltmeyi yapar. Geçici vergisini öder. Kar dağıtan kurum da bir sonraki dönemde kendi kayıtlarında düzeltmeyi yapar. Bir sonraki dönemde yapıyor. İlkinde her iki kurumda eş zamanlı düzeltme yapıyordu. İkinci de geçici vergi dönemi kapandıktan sonra da birincisi diyelim ki ilk çeyrekte düzeltmeyi yapıyor. İkincisi ancak ikinci çeyrekte yapabiliyor. Vergileri ödüyor, kesinleşiyor her şey, sonra düzeltmeyi yapıyor. Hesap dönemi kapandıktan sonra yapılan düzeltmede de artık kurumlar vergisi dönemi kapanıyor. Son geçici vergi, kurumlar vergisi veriliyor. Ondan sonra düzeltme yoluna başvurarak bir taraf matrağını arttırıyor. Kanundan kabul edilmeyen gider yazıyor, matrağını arttırıyor. Kar dağıtan kurum da ne yapıyor? Düzeltme beyannamesi veriyor. Diyor ki ben falancaya kar dağıttım. O kanunla kabul edilmeyen gider yazdı. Ben de şimdi düzeltme beyannamesi veriyorum. İştirak kazançları istisnasından yararlanacağım diyor. Bu da üçüncü şekil. Bunlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yöntemler, çeşitler. Bunun dışında ne var? Aslında uluslararası boyutta da transfer fiyatlandırması var. İngiltere'den ithalat yapıyorsunuz. Değil mi? İthalat fiyatı yüksek bulundu. Düzeltme yapılacak. Aslında Türkiye'deki fiyat düzeltildiği zaman uygulanan, İngiltere'de uygulanan fiyatın da düzeltilmesi lazım. Değil mi? Bu neyi gerektirir? İki ülkenin vergi otoritelerine karşılıklı anlaşma usulüyle bir ülkede fazla ödenen verginin diğer ülkede iadesini veya bu işlemin düzeltilmesini değil mi gerektirir? Bunun karşılıklı ikili anlaşmalarda belirtilen yöntemle düzeltilmesi gerekir. Eğer iki ülke arasında ikili vergi anlaşması yoksa o zaman çifte vergileme olur. İşte Türkiye 100 liralık ithal edilen mal üzerinden malı 110 lira varsayarak vergileme işlemi yapabilir. Ama karşı ülke de yapabilir. Ne yapılır o zaman? Çifte vergileme sorunu ortaya çıkar. Bunun nasıl pratikte iki ülke arasındaki çifte vergileme işleminin nasıl yapılacağı da şu an tartışma konusu. Bu iş pratikte iki ülke arasında transfer fiyatlandırması, düzeltmesi yapılır mı? Nasıl yapılır Türkiye açısından? O da ayrı bir takip edilmesi gereken konu. Sanıyorum anlatacaklarımız bu kadar. Sorunuz varsa şimdi herhalde cevaplayabiliriz veya tartışabiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir takım
Şimdi soru tam olarak şu mu? Yani sözleşme yapılması gerekli mi? Birincisi sözleşme imzalamak konusu hukuki bir konu. Hukuken sözleşme imzalamaya gerek var mı? Buna bakmak lazım. Yani o işlem konusunda yazılı sözleşme gerekir mi? Bizim mevzuatımızda bizim Türk hukukunda sözleşme serbestisi var. Sözleşmesi yapılması gereken yerler birkaç konuda yazılı sözleşme gerekli. Bizim vergi hukukunda yer alan mesela damga vergisi kanununda bankaların cari hesap şeklindeki kredi sözleşmeleri için sözleşme şartı var. Bu var. Veya tek kişilik anonim şirketlerde anonim şirketin ortağıyla yaptığı işlemlerin hepsinin yazılı olması şartı var. Mesela sizin örneğinizde tek kişilik anonim şirket ve yurt dışındaki ortağından ithalat yapıyorsa yazılı olması şartı var. Bunun dışında benim bildiğim sözleşmelerin yazılı olma şartı bir yerde yok. Transfer fiyatlandırması açısından yazılı sözleşme olması önerilen bir şey. Yazılı sözleşme olunca ilişkinin ispatı anlatılabilirliği kolaylaşıyor. Yani bunun için sizin söylediğinizin sözleşmenin hukukçularla kontrol etmek lazım. Bir formu yoksa yazılı sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Ama ispat konusundan daha kolaydır denebilir. Yazılı sözleşme olması önerilebilir. Diğer ikinci soru buna bağlantılı. Fiyatım daha düşük. Bunu nasıl ispat edeceğim veya düşük fiyat uygulayabilir miyim diyoruz. Transfer fiyatlandırmasında karşılaştırılabilirlik analizinde yapılan işlemin ekonomik olarak karşılaştırılabilir olması işlemin montanını da içerir. Yani siz perakende kalem alıyorsunuz. Bir tane kalem alırken 10 liraya alıyorsunuz. Toptan almaya başladığınız 100 tane alıyorsunuz. 10 lira değil, bunun fiyatı 7 lira oluyor ama 100 tane değil, 10 bin tane olunca bunun fiyatı 5 liraya iniyor. Karşılaştırılabilirlik analizinde de sizin alım yaptığınız tutarla karşılaştırılabilir bir alım tutarı bulmanız lazım. Bu aynı şey gibi. Borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatı. Onda da var. Borsada bir şirketin hisse senedi 100 liradan işlem görüyor ama birisi blok alım yaparken fiyatı daha aşağıda oluyor. Biraz daha aşağıda oluyor. %49'unu blok alacaksınız, hisse senedi fiyatı 10 lira borsada, blok alım yapacaksınız, fiyatı 9 liraya iniyor, 8,5'a iniyor. Ama öyle bir yere geliyor ki, kontrol primli hisseyi alacağınız zaman %51 elinize geçireceğiniz hissede fiyatı 15 liraya çıkıyor. Bunların hepsini yapılan işlemde ekonomik olarak karşılaştırılabilir olmasını aramak lazım. Sizin örneğinizde alımınız çok büyükse, o büyüklükte bir emsal bulmanız lazım. Yapılabilir ama düşük fiyatta alınması normal. Olabilir. Eğer kendi içinde emsal yoksa ne yapılıyor? Dış emsal aranıyor. Biz sektörümüzde bir numarayız diyorsunuz. O sektörde başka emsal yoksa benzer sektörden benzer emsal buluyorsunuz. Mesela siz balık imalatçısınız. Tatlı su balığı ithal ediyorsunuz. Tatlı su balığı yoksa işte denizde üretilen balık üretici ve ithalatçısından örnek bulacaksınız. O da yoksa hayvan üreticilerinden emsal bulup karşılaştırma yapmaya çalışacaksınız. Soruları alalım ama kime yönelttiğinizi de şey yaparsanız buyurun. Arkadaki bey. Hocam size yöneltiyorum. Yabancı bir şirket Türkiye'de şirket kuruyor ve ortağı da kendisi. Ortakları da yabancı. Firmanın merkezi de yurt dışında. Türkiye'deki kurmuş olduğu şirkete faaliyetini sürdürmesi için para göndermek zorunda kalıyor. Bu gönderdiği paraya faiz talep edilmesini talep ediyor Türkiye'deki firmadan. Yine kendi firmasından diyor, ben sana gönderdiğim borcu sermayeye ilave etmeyeceğim. Daha sonra bu parayı senden geri almak için verdim. Bu paraya faiz talep etmeni istiyorum. Biz bu paraya faiz talep edersek ve KDV durumu ne olacak? KDV durumu faizi ödediğimiz zaman mı gerçekleşecek? Bu KDV'de KDV 2 beyannamesiyle mi
değerlendireceğiz. Şimdi bir kere verilen borç, borç verme işlemi bizde hizmet olarak tanımlı değil mi? Yani mal satışı dışındaki her türlü hizmet, bir şeyi yapmak, yapmamak, bunların hepsi bizde hizmet olarak tanımlı. Kredi vermek de bir hizmet. Eğer hizmet ve transfer fiyatlandırması kapsamında. İlk söyleyeceğim şey, evet faiz uygulanması gerekir transfer fiyatlandırması koşullarında. Hangi fiyat uygulanması lazım? Emsal faiz oranı bulmak lazım. Emsal faiz oranı nedir? Öncelikle Türkiye'deki şirketin iç emsali var mı? Yani Türkiye'deki şirket gidip bir ilişkisiz kişiden kredi kullandıysa ona uygulanan oran nedir? Eğer bu yoksa dış orana oran bulmak lazım. İlk etapta paranın geldiği yer yurt dışı olduğu için oraya bakmak gerekmiyor mu? Yani oradan kullanın, oradaki bir finansal bankadan kullanılmış olduğunu düşünerek hareket edilmez mi? Oradan hareket edilmez çünkü kredi kullanırken kredi hesaplamasında şöyle bir şey var. Bir baz faiz oranı var. Bu faiz oranı paranın alternatif getirisini açıklayan faiz oranıdır. Yani ben bu krediyi vermeseydim de başka yere yatırsaydım ne kadar faiz geliri elde ederdim. Bunun üstüne bir sürü prim ekleniyor. Hani kısaca söylemek gerekirse bunlar nedir? Bir, parayı borç verdiğin ülkenin enflasyon riski, market riski, borç verdiğin şirketin risk primi. Bunların hepsi üst üste ekleniyor ve emsal faiz bulunuyor, oranı bulunuyor. Şimdi siz kredi veren şirketin emsalini ararsanız yanlış yaparsınız. Çünkü kredi Türkiye'ye geldi. Kredinin Türkiye riskini, kur farkı riskini, kredi kullanan kurumun riskini elimine etmiş olursunuz. Onun için Türkiye'deki iç emsalin kullanılması lazım. Merkez Bankası avansı da oranları çok kullanılabilir değil. Çok kullanılabilir değil. Bu dediğimiz şeylerden ötürü. Bir de onlar gösterge niteliğinde olduğu için çoğu zaman faiz oranından farklılaşıyor. Veya temerrüt faiz oranında kanun var. Temerrüt faizleri hakkında. O kanundaki oran da kullanılmaz. Yani burada gerçekten piyasada uygulanan veya uygulanması gereken oranı bulmak lazım. Bunların hiçbiri uygulanmazsa, şimdi benchmark analizi diyoruz. Yani emsal analizi, emsal bulma analizi yapan uzmanlar var. Bunlardan birine gitmek lazım. Türkiye'de kredilerle ilgili yok ama dünyada Hollanda'da bir uzmanlık var bu konuda. Bir de Hindistan'da var. Uzman kişiler var, ekonomistler var. Kredi analizi yapıyor. Diyor ki Türkiye'deki şirket 5 milyon dolar tutarında bir kredi alsaydı ne faiz uygulanırdı? Veya Türkiye'deki şirketin 5 milyon dolar kredi almak için gidip 3-5 bankayla irtibatta bulunması ve kaç yıllık faiz teklifi aldığını ispat etmesi gerekirdi. Yani bunun yöntemi o. Yurt dışına bakmamak lazım. Diğer şey katma değer vergisiydi. Eğer kredi bankadan alınmadıysa faiz tutarı üzerinden sorumlu sıfatıyla %18 KDV hesaplamak lazım. Ne zaman hesaplamak lazım? Faiz tahakkuk ettiğinde. Çünkü bizim ticari kazanç hükümlerinde tahakkuk esası geçerli. Ödeme değil. Yani aylık tahakkuk ediyorsa ay sonlarında KDV'yi hesaplamak lazım. Şimdi masraf yansıtmalarında birebir krediyi bir bankadan mı alıyor? Nereden alıyor? Bankadan alıyor. Birebir yansıtıyor. Birebir yansıtıyor derken vadesi, ana para ödemesi, faiz ödemeleri koşullarında bir değişiklik olmadığını varsayıyoruz. Masraf yansıtmalarını hizmet olarak değerlendirmiyor Maliye Bakanlığı. Şimdi hizmet olarak değerlendirmeyince ne oluyor? Katma değer vergisinin konusuna girmiyor. Zaten sizin örneğinizde de bankadan geliyor değil mi? Bankadan gelmese bile bu işlem de KDV hesaplanmaz. Pardon özür dilerim karıştırdım. Şimdi bankadan gel, banka yurt dışındaki şirkete verdi borcu. Oradan da Türkiye'ye geldi. Hizmet sunmuş olmuyor mu? Hizmet sunmuş oluyor ama burada bakın öncelikle gelen krediye olduğu gibi yansıttığı zaman sırf bu yansıtma işleminde bir hizmet yok. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın bir sürü, yani onlarca müktezası var benzer konuda. Dolayısıyla sırf bu işlem yansıtma birebir gerçekleşiyorsa faiz üzerinden bir KDV hesaplamanıza gerek yok. Ancak şu yapılabilir, eğer yurt dışındaki şirket şunu diyebilir.
Sen bu krediyi alamadın, ben aldım. Ben aslında sana da bir hizmet verdim. Bunun bedelini de senden alıyorum. Şu kadar lira alıyorum derse ya, o kendi belirlediği komisyon veya bedel üzerinden Türkiye'deki şirketin sorumlu sıfatıyla KDV yapması gerekir. O bedel üzerinden bir de ötürü kazanç... Hayır, ama bakın o fiyatın, o alacağı fiyatın emsal fiyat olması lazım. Onu diyorum. Emsal olacak. Başka soru yok galiba. Evet, başka soru yok. Biz Akran Bey dahil 8 kişilik bir çalışma ekibi izlemiştik. Çalışma ekibimizden Duygu Şener, Duygu Hanım, Selin Gider aramızda. O slide ve bu çalışma için onlara da çok teşekkür ediyoruz. Aramızda olmayan Erdal Demir, Fatih Tapkan, Özgür Teraman, Levent Çalıkoğlu, onlar da bu ekibin birer üyesiydiler. Bugünkü bu sunumda hepimizin katkıları vardı. Umarım sizi rahatsız etmedim. İyi bir anlatı olarak geçirmişsinizdir. Yararlı olmuşuzdur. Tek amacımız yararlı olmaktı. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Ben de iki eğitmenime çok teşekkür ediyorum. Hepinize yeni yılda sağlıklı, önce sağlıklı ihtiyaç olanlar var çünkü. Bol kazançlı günler diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hadi tamam. Hadi güle güle.